Efendim, harici ekonomiye hoş geldiniz. Bu defaki konuğumuz ekonomist, yazar Arda Tunca beyefendi. Hoş geldiniz Arda Bey, nasılsınız? Hoş buldum Nazlı Hanım, iyiyim. Sizler de iyisiniz umarım. Çok teşekkür ederiz. Şimdi evvela küreselden başlamak gerekirse mevcut görünümde bir yılı aşkın süredir sıkılaşan bir FED var. Amerikan Merkez Bankası var. Hatta pozitif reel faiz veriyor. Ancak yine de oldukça inatçı bir hizmet enflasyonu olduğunu görüyoruz son verilere göre. Ve bir türlü ekonomi soğumuyor. Hem perakende verileri hem istihdam verileri oldukça canlı. Dolayısıyla o istenilen yumuşak inişe bir türlü geçilemediğini görüyoruz Arda Bey. Diğer taraftan bu parasalcı iktisat teorisine göre aslında uymayan da bir konu baktığınızda. Bu kadar uzun süre pozitif reel faiz veren bir merkez bankasının, üstelik başat bir merkez bankasının bu koşulları bu şekilde sürdürmesine rağmen hala ekonominin bu kadar sıcak olması. Sizce bir ekonomik dönüşüm müdür? Yoksa Schumpeter'in Nietzsche'den hareketle ortaya çıkarttığı yaratıcı kaos, yaratıcı yıkım teorisi gibi böyle hani bir motorun kaotik bir biçimde finansal piyasalardan kaynaklanan bir aksiyona girmesi midir? Bu konudaki görüşlerinizi rica ederim. Buyurunuz lütfen. Teşekkür ederim. Valla sağlam ve ağır sorular soruyorsunuz Nazlı Hanım. Bunlar cevaplaması çok kolay sorular değil ama benim de çok ilgimi çeken konular doğrusunu isterseniz. Yani günlük fiyatlamalar tabii piyasalarda bir tarafa ama esas olarak ekonominin, küresel ekonominin trendlerinin ne olduğu ve işin nereye gittiği hepimizin daha fazla ilgilenmesi gereken bir nokta diye düşünüyorum. Onun için şimdi konuya biraz filmi geri sarmak lazım sanıyorum. Koronaya gitmemiz lazım bu sorunuza cevap verebilmem açısından. Çünkü korona günlerinde de sizin temas ettiğiniz yaratıcı yıkım kavramı çok tartışılmış bir konuydu. Bir yıkım yaşadı dünya, ekonominin dışından gelen bir yıkım yaşadı, bir sağlık krizi yaşadı ve bu sağlık krizinin ekonomi üstünde ağır etkileri oldu, bütün küresel ekonomi üstünde ağır etkileri oldu ve o sırada bir şeyler yapıldı. Şu anda FED'in sıkılaştırmasına rağmen, sıkılaşma politikalarına rağmen bugün 5.25 ile 11 tane faiz arttırımının arkasından 5.25 ile 5.5 arasına gelmiş olan bir faiz oranına rağmen ekonomi soğumuyor. Şimdi burası tamamen talep kaynaklı bir ısınma olmadı Amerikan ekonomisinde. Öncelikle düşünecek olursak Amerikan ekonomisinde bütün dünyadan çok daha sert bir çöküş meydana geldi. Ama çok daha sert bir toparlamayla karşımıza çıktı Amerikan ekonomisi. Şimdi o dönemde neler oldu? Biraz bir dikkatle hatırlayacak olursak o dönemde Amerikan ekonomisinde bence bugün yaşanan, yani faiz artırımlarına rağmen halen soğumayan bir ekonominin arkasında bir kere çok güçlü bir destek paketinin var olduğunu, o sırada Biden'ın açıkladığı çok ciddi, çok güçlü bir destek paketinin olduğunu unutmamamız gerekiyor. Amerikan ekonomisinin %70'i tüketim harcamalarından oluşuyor ve bugün karşımızdaki bu enflasyonun kontrol altına alındı bence. Yani %2'lik hedef evet ama kontrol altına aldı Amerika enflasyonu. Emin misiniz bundan? Çünkü son gelen çekirdek enflasyon verisine göre ilk çeyrekte yıllık bazda 2.9 gibi aslında %2'den oldukça uzak bir oran var. Bir defada bir de jeopolitik kriz nedeniyle işte emtia fiyatlarının petrol başta olmak üzere artışı söz konusu. Sizce bu böyle devam eder mi? Yani düşürülebilir mi %2'ye? Bence düşürülebilir. Şöyle ki bir kere bu eldeki para henüz bitmedi. Yani o erimenin o destek paketiyle korkunç bir tasarruf yarattı Amerikan ekonomisi. Bu Amerikan ekonomisinin yarattığı bu tasarrufun bir kere henüz eridiğini söylememiz pek mümkün değil. Bir kere burası önemli bir nokta. Hatırlanacak olursa öylesine büyük bir destek paketi çıktı ki ortaya, o sırada eleştirenler oldu Amerika'daki bu destek paketinin büyüklüğünü. Çünkü insanlar iş aramamaya, iş beğenmemeye başladılar ve tarihe de, iktisat tarihine bence geçti. Great Resignation, yani büyük istifa diye geçen bir süreç yaşadı Amerikan ekonomisi. Şimdi bence %2 hedefi olabilir bir merkez bankasının. %2'yi hedeflemiş olabilir. Ama %3 civarında ki enflasyonun kontrol altına alınmamış olduğu sonucunu bence çıkarmaz. Dolayısıyla arada direnecektir enflasyon, inişler çıkışlar olabilecektir ama tekrar %7'ye 8'e enflasyonun gidebileceğini düşünmüyorum. Yani %3'ün üstüne de çıksa bu enflasyonun kontrol altına alınmadığı anlamına bence gelmez. Dolayısıyla enflasyonu kontrol altına aldığını düşünebiliyoruz Amerika'nın. Ama bir takım etkiler olabilecektir önümüzdeki dönemde. Çok güçlü bir istihdam piyasası var. Çok güçlü bir geri dönüş gerçekleşti ama bir taraftan da büyüme verileri son 3-4 çeyrektir bir soğumayı da ifade ediyor bu arada. Yani bu harcama kalıplarında bir geri gidiş başladı. Ufak da olsa bir soğuma belirtisi var. Bu politika yapıcıların arzu ettiği bir yerde olmayabilir. Ama Amerikan ekonomisi şöyle bir avantaj yaşadı. Pek çok başka ülkeye göre bir kere küresel enerji fiyatlarından, yani Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu enerji ile ilgili sıkıntıları Amerika yaşamadı. Çünkü çok net olarak ortada bir tablo var ki Amerika net enerji ihracatçısı konumunda olan bir ülke. Bu çok önemli. Yani iki unsurun ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir, bu paket, açıklanan paketin getirdiği çok güçlü tüketim harcaması. Bunun yarattığı ekonomide çok güçlü bir istihdam piyasası ve artan fiyatların arkasından gelen, bu arada reel ücretlerde de artış görüldü. 2023 senesinde Amerikan ekonomisi uzun yıllardır görmediği bir verim artışını yaşadı. Dolayısıyla bütün bunlar hala dünyanın en inovatif, bütün kendi benzerlerini, gelişmiş ülke ekonomileri geride bırakma potansiyeli olan bir ekonomi. Bunu rakamlandıracak olursak Çin'in yükselişine rağmen 1990'larda küresel üretimin %25'i Amerika'daydı. Bugün hala %25'i Amerika'nın elinde küresel üretimin, ama orada Çin etkisi var küresel ekonomi dediğimiz yerde. Ama G7 ülkelerine baktığımız zaman 1990 yılında G7 içindeki payı Amerika'nın %40 iken 2023'e geldiğimizde %58'e çıkıyor. Yani Çin etkisine rağmen küresel ekonomide yerinde duran ama G7 içindeki üretim payını da arttırmış bir Amerikan ekonomisiyle karşı karşıyayız. Yani dolayısıyla bu inovasyon yapabilme, kendini geliştirme konusunda güçlü bir Amerikan ekonomisi evet var. Ve bir sorunuza dönecek olursam ilk başlangıca, bir yaratıcı yıkım mı söz konusu? Evet, burada tekrar bu yıkımdan, ağır yıkımdan kendini tekrar yaratabilen bir ekonomiye inovasyonla hem de birlikte dönüşebildi. Ama tabii bu Amerikan ekonomisinin sorunları olduğunu ifade etmiyor. Özellikle ekonominin üstünde yansıma bulacak olan bir siyaset kanadında sıkıntılı bir Amerika var. Hiç görmediğimiz şeyleri Amerika'da bugüne kadar, özellikle Trump döneminde gördük ve görmeye de devam ediyoruz. Tekrar kendisinin iktidara gelme ihtimali var. Bütün bunların hepsi ekonomi üstünde de etkileri olabilecek bir takım yaklaşımların karşımıza çıkabileceğini söylüyor ki burada en önemli etki korumacılık eğilimleri, küresel ekonomide korumacılık eğilimlerinin arttığını görüyoruz. Kesinlikle. Aslında ben de şimdi tam olarak sözünüzü balla kestim. Tam bu noktada girecektim. Şimdi sizin ifade ettiğiniz üzere, ki çok haklısınız, öncelikle büyük reset denilen o siyah kuğu aslında pandemi süreci pek çok şeyi dünyada değiştirdi. Başta da tabii ki dolar basabilen bir merkez bankası olduğu için Amerika'da bol miktarda helikopter para dağıttı, çalışma koşulları değişti vesaire. Ardından gecikmiş talep, çok yoğun bir biçimde geldi ve patlak veren Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber hem yüksek enflasyon hem de Amerika'da bir canlanma aslında. Dünyanın geri kalan bölgelerinde farklılaştı bu ama şimdi aslında bu Amerika'daki canlanma noktasına geldiğimizde yaratıcı yıkımdan kastım da oydu baktığınızda. Bir inovasyon gerekliydi burada. Aynı zamanda ekonomiyi dönüştüren. Keza neoliberal iktisat teorisi biliyorsunuz küreselleşmeyi dikte eden bir teori. Fakat burada artık biz görüyoruz ki bu inovasyonla beraber yavaş yavaş bir millileşme olgusu üretimde gerçekleşiyor ve bu noktadan sonra da deglobalizasyon dediğimiz aslında bu teorinin de dışına çıkılan bir sisteme girmiş oluyoruz. Şimdi burada aslında bu hani canlılığı sadece gecikmiş taleple değil de bir taraftan teknolojiyle de teknolojinin ve verimliliğin ABD'de özellikle biliyorsunuz hem istihdam piyasasında hem de üretimde ciddi manada bir verimlilik artışı var. Sizin de demin ifade ettiğiniz gibi. Buna da pay çıkartabilir miyiz pandeminin gecikmiş talebinin yanı sıra? Hiç kuşku yok buna. Kesinlikle böyle bir sürecin içinde aynı zamanda Amerikan ekonomisi ve çok önemli bir üstünlük yakalamış durumda pek çok ülkeye göre. Yani az önce verdiğim özellikle kendisinin rakibi olan G7 ülkeleri içerisindeki konumu, kendini getirdiği konum burada çok çok öne çıkmış bir durum. Dolayısıyla bir verim artışı yakalıyor ama bunun sürüp süremeyeceği konusundan çok emin olamıyorum çünkü bu yapay zeka konusu henüz çok fazla bilinmezi barındıran bir konu. Burada verimini artıracak. Uzun yıllar Amerikan ekonomisi verim artışı sağlayamamıştı. Şimdi yapay zekadan da aslında beklenen insan faktörünün, insan unsurunun verimini arttırması olmalı ama burada insanın yerine geçebilme riski var. Burada çok farklı görüşler ortada. Burada insanın yerini mi alacak, insanın verimini mi arttırarak sonuçlanacak bu iş? Bunu biraz bekleyip görmemiz lazım. Buna kesin bir cevap verebilmem için bütün yapay zeka gelişmeleriyle ilgili ortaya çıkan ürünlere hakim olmam gerekiyor. Böyle bir hakimiyetim maalesef ki yok. Onun için buna cevap veremiyorum. Biraz sürecin içerisinde daha anlayabileceğiz bunu ya da konunun bu konu üstünde özellikle çalışan uzmanlardan biraz faydalanacağız önümüzdeki dönemde. Ama bugün geldiği nokta itibariyle Amerika kendi güçlü konumunu koruyor. Her ne kadar bazı zayıflık ifade eden noktalar ekonomide bulunsa da ki bunların başında konut piyasası bence geliyor. Konut piyasasında hatta çok önemli enflasyonu Amerika'da arttıran önemli bir unsur barınma fiyatlarıydı ve Amerika'da FED'in faiz arttırımlarının bence dozu bir noktadan sonra biraz aslında fiyatları burada arttırıcı bir yönde gerçekleşti. Yani bir konut krizine ülkeyi götürebilecek bir noktaya getirdi. O da neydi? Fiyatlar yukarı faiz yukarı gittikçe ülkede insanlar satın almak yerine yükselen faizler yerine satın almak yerine bu defa kiralamalara gitmeye başladılar. Bu sefer kiralarda büyük artışlar meydana geldi. Bu da enflasyonu körükleyen en büyük unsur olarak karşımıza çıktı Amerikan ekonomisinde. Ki yani enflasyonun en önemli nedenlerinden bir tanesi barınmaya ilişkin fiyatların yukarı çıkması oldu Amerikan ekonomisinde. Burada bir hata yapmış olabilir FED ama çok faktör yani hem arz yönlü faktör hem talep yönlü faktör birbirine karıştı. Tedarik zincirlerinin kırılması, çip bulunamadı. Amerika hatırlanacak olursa otomotiv sektöründe özellikle çip üretimini geliştirmek ve Tayvan'la ilgili de bu arada jeopolitik sorunlar çıkmışken en büyük çip üreticisi olarak dünyanın gitti bir tane Chips and Science adında bir yasa çıkarttı. Bununla da buradaki üretimi desteklemeye yani kendi yaratıcı çözümlerini bulmaya çalıştı burada. Bir taraftan yavaşlayan bir Çin ekonomisi, öbür taraftan Çin'in yavaşlamasından çok etkilenen Almanya'nın başı çektiği bir Avrupa ekonomisi ve Avrupa zaten sosyal güvenlik konularında Amerika'ya göre çok daha ileri bir noktadaydı. Onun için orada çok büyük bir harcamalarda böyle bir artış karşımıza çıkmadı. O zaten koruyordu kendi daha sosyal mekanizmaların ağır olduğu bir kıta orası daha ağırdan kastım daha ağır bastığı bir kıta orası. Dolayısıyla orası da kendi problemlerini halletti ama Amerika buradan çok sert bir çıkış yaşadı. Bence bugün hala enflasyonla ilgili Covid'in yaratmış olduğu, Covid'in kendisiyle birlikte getirdiği ekonomik düzenin ve ekonomik gelişmelerin etkisi altında şu anda Amerikan ekonomisi. Onun için ben bu saatten sonra da FED'in faiz arttırıcı yöntemlerinin, ki tekrar konuşulmaya başlandı, acaba arttırır mı diye, bu piyasa fiyatlamalarına girmeye başladı. Ya da en azından ertelendiğini artık düşünüyoruz. Faiz indirimlerinin ertelendiğini düşünüyoruz bugün. Ben bu saatten sonra bir faiz arttırımının çok da fiyatlar üzerinde etkili olacağını düşünmüyorum. Çünkü konu artık başka yerlerde. Konu artık başka noktalarda. Yani para politikasının çalışmayacağı, para politikasının enflasyon üstünde etkisinin azaldığı bir yer söz konusu. Onun için biraz zamana bırakıp yatışmasını piyasanın beklemekten başka yapacak bir şey yok diye düşünüyorum bu koşullar altında. Burada aslında çok önemli bir noktaya isabet ettiniz. Gerçekten de FED'in bu noktadan sonra faiz arttırmak gibi bir lüksü de yok. İndirmeye de hemen başlamak gibi bir ihtiyacı da yok. Hatta şöyle bir konu var. Biliyorsunuz hani noktasal grafikleri var onların, işte faizin hangi noktada hangi zamanda olması gerektiğine FED üyeleri karar veriyor toplantılarda. Şimdi artık o noktasal grafiği de değiştirmeye karar vermişler. Artık böyle senaryoları baz alarak, işte baz senaryo, kötü senaryo, iyi senaryo, böyle bir proje finansmanı raporu hazırlarmışçasına o tarz bir açıkçası senaryolu tahminde bulunma yöntemine geçilmesi önerilmiş Bernanke tarafından kendilerine. Çünkü dolayısıyla biliyorsunuz her FED üyesi çıkıp kendine göre bir açıklama yapıyor. Kimisi diyor ki işte en az 3 faiz indirimi olacak. Kimisi diyor hayır efendim hiç olmayacak, bir tane arttırım olabilir. Dolayısıyla tüm bunlar aslında piyasada çok ciddi bir belirsizlik yaratıyor. İşte bu belirsizliğin önüne geçmek için de böyle bir senaryolandırma yöntemi seçilmiş. Şimdi bu söylediğiniz noktadan alacak olursam aslında mortgage piyasasına da değindiniz ki bu çok önemli. ABD'de şu anda biliyorsunuz 2008 küresel finans krizinden sonra alınan dersler itibariyle normalde mortgage kredilerinin faiz oranları değişmiyor ömrü boyunca. Avrupa'da ve İngiltere'de öyle değil ama onların değişken faizli maalesef burada çok büyük sıkıntılarını yaşadılar. Fakat Amerika'da bu böyle bir anomali yaratmış. Şimdi mesela iş var, başvurması gerekiyor kişinin, fakat başvurursa işte adres değişikliği yapması gerekiyor, o zaman yüksek faiz ödeyecek mortgage'ına. Dolayısıyla işte o yüzden de biz görüyoruz ki aslında istihdamda da hala bir canlılık var. Kimse yerinden kıpırdamamaya çalışıyor. Bu da bir çeşit anomali yaratmış durumda. Şimdi efendim esas küresel ekonomi dedik ama tabii ki küresel ekonomi sadece Amerika'dan ibaret değil. Diğer taraftan bir Avrupa var. Maalesef ki Rusya-Ukrayna savaşından çok büyük darbe almış. Özellikle sizin de çok iyi bildiğinizi düşündüğüm üzere Almanya bu noktada çok öne çıkıyor. Hatta geçen gün Macron'un da biliyorsunuz bir açıklaması oldu. Biz Avrupa olarak öleceğiz diye. Çok manidar bir açıklamaydı bu. Sizin de aslında demin işaret ettiğiniz üzere uzun yıllar boyunca üretimin eski modelde kalmış olması, Almanya harici diğer ülkelerin çok fazla artış kaydetmemesi, belki Fransa mesela bugün örneğin nükleer enerji alanında üstün olabilir ama diğer taraftan tüm bir Avrupa kıtasını ele aldığımızda çok çeşitli, çok farklı ekonomiler ortaya çıkıyor. Ve diğer tarafta da bir Çin var ki o bambaşka bir öykü. Onun da kendi emlak krizi var. Devasa bir emlak krizi. Ve diğer taraftan da açıkçası son yazdığım makalemde böyle bir ifade kullanmayı tercih ettim. Özellikle ABD'nin kendisine uygulamış olduğu bir dijital merkantilizmle boğuşuyor biliyorsunuz. Dolayısıyla o da Çin'i ne yapıyor? Normalde büyümesi gereken çok yüksek ivmeli büyüyen bir ülkeydi. Dünyada her şeyi petrol talebinden tutun, fiyatından tutun, buğday fiyatına kadar pek çok şeyin üzerinde hakimdi. Şu anda yeteri kadar büyüyemediği için belki bizi rahatlatıyor bu fiyatların çok fazla artmaması ama burada bir dinamik değişimi var. Burada sanki güçler arasında bir Amerika haricinde zayıflama söz konusu. Sizin bu konudaki okumalarınızı öğrenmek isterim. Valla çok güzel, çok kritik bir noktaya temas ettiniz. Yani bunlar Türkiye'de de uluslararası gelişmeleri çok yakından takip etmek durumundayız. Kendi stratejilerimizi iyi belirlemek adına. Onun için bu küresel gözlemleri yapmak çok önemli. Bu çok kilit sorular sorduklarımız. Onun için teşekkür ediyorum bu sorunuz için de. Bu arada Bernanke ile ilgili bir ilave daha yapayım. Bir takım senaryo analizleri dediniz. Onlar FED tarafından yapılırken bu arada İngiltere Merkez Bankası da Bernanke'yi imdada çağırmış. Daha iyi öngörü yapabilmek üzerine bir takım modelleme çalışması için özellikle davet edildi Bernanke. İngiltere Merkez Bankası'yla da bu konu üstünde bir çalışma yapıyor bu arada. O da önemli bir nokta bence. Şimdi Avrupa ve Çin tarafına biraz bakacak olursak, evet bir tarafta tepeye yerleşmiş bir Amerika var. Bunun yanı sıra bir devalüasyonla karşı karşıya olan, kendi emlak piyasasının içinde bulunduğu zorluklar nedeniyle çok güç durumda olan, fabrikalarında kapasite fazlası oluşmuş durumda olan, ki zaten devalüasyonun da temel fiyat düşüşleri yaşayan bir deflasyon yaşayan bir Çin var. Ve bu şartlar altında Çin %5'lik bir büyümeyi hedefliyor ama bunu tutturamayacağı da belli değil ki Çin açısından bu performans çok büyük bir düşüş. Diğer yandan küresel boyutta özellikle ilk olarak Çin'le Amerika'nın arasındaki ticaret savaşının tetiklediği bir endüstri politikalarının, sektör politikalarının öne çıktığı bir dünya ile karşı karşıyayız. Yani ne yapıyor ülkeler? Kendilerine bir nevi mukayeseli üstünlük çerçevesinde kendilerini iyi gördükleri alanlarda bazı sektörlerde vergi avantajları yaratıyorlar. Onlara destekleyici bir takım kurallar getiriyorlar ve belli endüstrileri destekleme yoluna gitmeye başladılar. Şimdi burada Avrupa üretim modeli itibariyle küresel dengelerden, yeniliklerden biraz uzak kalmış durumda. Ve burada işin başında dünyanın 4. büyük ekonomisi olma vasfıyla da aynı zamanda Alman ekonomisi iki noktada çok kötü yakalandı koronadan sonraki yeni dünyaya. Birincisi enerji bağımlılığı Rusya ile olan. Bunu çözmesi ikinci söyleyeceğim soruna göre biraz daha kolay belki. Hiçbiri kolay değil ama daha az zor, en azından öyle söyleyeyim. Oradaki sorunları bir süre içinde çözebilir. Ama bir başka nokta var. 2023 yılı itibariyle en büyük ticaret partneri olan Çin 254 milyar dolarlık bir hacim iki ülke arasında var. Ve Dünya Ticaret Örgütü'nün bugün yakındığı, bakın kopuyorsunuz küreselleşmeden, sizin az önce belirttiğiniz gibi bir deglobalizasyon olgusuyla karşı karşıyayız bugün dediği alarm zillerini çaldığı bu ortamda endüstrilerini, endüstri politikaları nedeniyle az önce belirttiğim destekleyen, hem de çok ciddi boyutta destekleyen, OECD ülkelerinin farklı OECD ülkelerine göre farklı alanlarda en az 3 ila 9 kat arasında OECD ülkelerine göre kendi endüstrilerini destekleyen, sübvansiyonlar veren bir Çin var. Ve bunun karşılığında Almanya'da Mercedes gibi, Siemens gibi, BASF gibi Alman ekonomisini vakti zamanında Alman ekonomisi yapan şirketlerin şikayetleri var. Diyorlar ki haksız rekabet yapıyorsun. Biz senin ülkende satış yapıyorduk. Fakat bunu yapamıyoruz. Uluslararası ticarete aykırı şeyler yapıyorsun çünkü şu anda diyor ve bunun üzerine Olaf Scholz geçtiğimiz hafta Çin'e gidiyor. Çin'le yakınlaşmak, yani yapacak bir şey yok. Çünkü enerjiyi başka yerlerden temin edebilir hale kendinizi bir süre sonra getirebilirsiniz ama tedarik zincirlerinin değişmesi maalesef öyle değil. Tedarik zincirlerinin değişmesi için başka ülkelerde, başka bölgelerde yeni fabrikalar kurulması gerekiyor. Yeni üretim kapasitelerinin yaratılması gerekiyor. Ve gerçekçi olmak gerekirse Almanya şu anda işbirliği yapmak dışında, Çin'le işbirliği yapmak dışında başka bir çaresi yok. Aynı zamanda bu Avrupa ekonomisini de kurtarmak için, Avrupa ekonomisini de bir nevi kendi koruması altına almak için önemli. Çünkü en büyük gücü Avrupa ekonomisinin Almanya. Almanya'nın olmadığı bir Avrupa ekonomisini, Avrupa Birliği'ni, Euro bölgesini düşünmek mümkün değil. Dünyanın aynı zamanda 4. büyük ekonomisi. Dolayısıyla Çin kendi sorunlarıyla bu şekilde baş etmeye çalışırken, ki başka bir gösterge 30 yıl vadeli Çin tahvillerinin bu arada 20 yıl sonra ilk defa en düşük düzeye geldiği, yani güvenli limana olan talepin arttığını görüyoruz o tarafta da, o cephede de. Dolayısıyla burada dengelerin değiştiğini görüyor olacağız. Benim gördüğüm Avrupa, Çin de bir süre sonra kendini toparlayabilecektir. Yani bugün kayıtlı olan patentlerin %25'i Amerika'da şu anda, ama yeni patent başvurularına baktığımız zaman yapay zeka tarafında Çin %50'sine sahip bu başvuruların. Şimdi böyle bir Çin geliyor. Çin evet bir topalladı, bir yavaşladı. Böyle bir durum söz konusu. Ama Çin buradan çıkacaktır. Bir kere devasa bir ülke olması da burada büyük avantaj. Çünkü kontrol ve kendi kurallarını empoze etme gücü veriyor bu kendisine küresel ekonomide. Dolayısıyla Çin'in buradan çıkması söz konusu olabilecektir. Ama bir tarafta demode kalmış bir Avrupa var. Öbür tarafta Çin'in Amerika ile yaptığı bir rekabet var. Bunların arasında sıkışmış bir Avrupa görüyorum. Buradan Avrupa'nın kendisini yenilemek konusundaki, Almanya'nın aynı zamanda çok ciddi yapısal sorunları var. Dijitalleşmede sorunlar yaşayan bir ülke bugün. Altyapı sorunları olan bir ülke ki Ekonomi ve Finans Bakanı Almanya'nın bunu dile getiriyor. Aslında sorunları doğru tespit etmiş durumdalar ama bu sorunların çözümü elbette ki siyaset mekanizmasında. O tarafta nasıl yönetebilecekler, organize ve koordine olabilecekler, onu izleyeceğiz. Ama benim gördüğüm şu anda önümüzdeki yılların temel manzarası, göreceğimiz temel manzara, bir tarafta Amerika'nın, öbür tarafta Çin'in yer aldığı ve bunların arasına sıkışmış bir Avrupa Birliği'nin, Avrupa ekonomisinin olduğunu göreceğiz. Bunu okumak zorunda kalacağız önümüzdeki yıllarda gibi görüyorum şu an itibariyle. Evet, siz de gayet ayrıntılı bir biçimde özetlediniz. Vakti zamanında kömür birliği olarak kurulmuş bir Avrupa Ekonomik Topluluğundan günümüzde artık yeşil dönüşüme başlayıp ama onu da maalesef çeşitli krizler nedeniyle sürdüremeyen, sekteye uğrayan ve gittikçe kan kaybeden bir Avrupa var karşımızda. Hatta belki ileriki tarihlerde sizin de söylediğiniz gibi oldukça büyük bir güç kaybına uğrayıp dağılabilir bile birlik. Ama ben açıkçası dağılacağını şahsen düşünmem. Çünkü diyorsunuz aslında Avrupa dediğimizde akla Batı geliyor. Batı dediğimizde ABD geliyor. Sonuçta ABD'nin dikte ettiği şeyleri, angaja ettiği şeyleri bir biçimde sürdüren, siyasi olarak da çok da bağımsız olduğu söylenemeyen bir Avrupa'dan söz ediyoruz bir taraftan. Sanki Amerika'nın arka bahçesinde hareket ediyor. Dolayısıyla birbirlerini destekleyeceklerini düşünürüm. Ancak diğer taraftan da aslında yavaş yavaş bu işte tek güç, tek süper güç olma yolundan uzaklaşılıp daha çoklu bir takım gruplaşmaların olacağı bir döneme de giriyor olabiliriz. Evet. Şimdi Arda Bey, ülkemize gelecek olursak, tabii ki ülkemizde çok fazla detaya girmeden açıkçası, ki ben iç siyaseti siz de sanıyorum öyle bazen çok makul bulmuyorum. O yüzden sadece ekonomik açıdan değerlendirecek olursak, Haziran 2023'ten itibaren, yani seçimlerden sonra ortodoks ekonomi politikalarına geçildi ve rasyonel politikalar nezdindeki, daha doğrusu geçilmek mecburiyetinde kalındı. Çünkü bakıldığında 2018'den itibaren korumacı bir biçimde kısmen uygulanan ve büyümeyi önceleyen, düşük faiz kullanan bir ekonomi modeli vardı. Dolayısıyla bu son 1-2 senede de özellikle çok ciddi tartışmalarla, tazyikle reddedildi. Hemen hemen ekonominin pek çok paydaşı tarafından. Yurt dışından da keza destek almadı. Sonuçta tekrar 2002 yılında esasında IMF ile beraber gelen ortodoks ekonomi politikaları, yani günümüzdeki işte neoliberal iktisat teorisi dediğimiz politikalara geçmiş olduk. Şimdi benim burada merak ettiğim sadece aslında pratikte biz neden daha önceki programda başarılı olamadık ki 2018'den itibaren korumacı politikalara geçtik, ardından büyümeyi önceledik. Sonra neden tekrar işte hedeflenenlere, örneğin cari fazla yaratmak gibi bir takım hedeflere ulaşılamadı da tekrar rasyonel diyerek monetarist ya da işte ortodoks politikaları geçiş yaptık. Burada sizce bir farklılık var mıdır şimdiki politikanın en önceki politikadan ve başarı şansı nedir? Buyurunuz lütfen. Sağ olun Nazlı Hanım. Şöyle, şimdi Türkiye sürekli olarak kur hassasiyeti, faiz hassasiyeti ve cari açık hassasiyeti olan bir ülke olarak onlarca yıldır bu ekonomiyi bu şekilde yüzdürüyor. Yani bizden önceki nesillerin, hatta iki önceki neslin, daha biz hayatta bile yokken yazdıkları makalelere falan, estağfurullah, yazdıkları makalelere falan bakıyorum. Özellikle okuyorum. 1970'lerde yazılmış bir takım yazılara, makalelere. Yani rakamları değiştirin. Bugünkü rakamlara getirin. İfadeleri hiç değiştirmenize gerek yok. Aynı şeyleri okuyorum. Verimlilik artışı. Evet, yani verimlilik artışı çözün. Evet, şimdi dolayısıyla biz Türkiye ne zaman cari fazla veriyor Türkiye? Ne zaman krize girerse o zaman. Tabii. Şimdi krize girmek, peki krize girdiği zaman o krizden tekrar dışa bağımlı olduğu için kurla ilgili şoklar yaşadığı zaman genelde de krize giriyor. Yani yapısal bir değişim, yani Almanya bugün kendisiyle ilgili yapısal bir değişim içinde olmam lazım, modernleştirmem lazım ekonomimi diyor. Dünyanın 4. büyük ekonomisi. En gelişmiş ülkelerinden bir tanesi bunu söylüyor. Bakalım ne yapacaklar, izleyeceğiz. Şimdi biz de aynı şeyleri onlarca yıldır söylüyoruz ama burada bir şey olmuyor. Yani kendi sanayisini dönüştürebilen, değiştiren bir ülke Türkiye bir türlü olamıyor. Şimdi önceki dediğiniz model Türkiye'nin uzunca bir zaman götürdüğü model şu oldu. Değerli, göreceli olarak değerli Türk lirası ithalatı Türkiye'de arttırdı. İthalatı özendirdi. Bu ithalatı özendiriyor olması nedeniyle sürekli dış ticaret açığı veren ve bunu da finanse etmesi gereken bir ülke modeli karşımızda oluştu. Bu model çerçevesinde de Türkiye mümkün olduğu kadar turizm gelirleriyle bunu finanse etmeye çalıştı. Onun dışında da hep kısa vadeli portföy yatırımlarıyla, kısa vadeli sermayeyle, sıcak parayla, evet, kendini finanse etmeye çalıştı. Böylesine basit ama dışarıda biraz hava değiştiği anda Türkiye'yi önemli ölçüde etkileyen ya da işler zaman zaman Türkiye'de bir şekilde ama siyasette ama ekonomide ters gittiği zaman Türkiye cazip bir ülke olmaktan çıktığında bu defa zora düşen bir ülkeydi. Şimdi bu arada faizi düşürelim, indirelim, ona göre bir model kuralım dediğiniz model tamamen alıp başka bir, yani laboratuvarda başka bir yere alıp mikroskopla orada incelemenizi gerektirecek kadar ayrı bir model. Şimdi bu bir model miydi? İddia edenlere göre bir modeldi ama bunun çalışmayacağı çok belliydi. O başka bir şeydi. O siyasi motivasyonu olan başka bir şeydi o. Ama çünkü Arda Bey, şurada lafınızı balla keseceğim. Şimdi şöyle de bir nokta vardı baktığınızda. Evet, evet. Şimdi siz aslında çok güzel izah ettiniz. 2002'de girilen politikada açıkçası IMF'in de biliyorsunuz standby anlaşmasıyla bir takım gelirler politikası da uygulanmıştı. Yine böyle işte sabit gelirlere zam yapmamak vesaire gibi bir takım özelleştirmeler gibi çok ağır aslında kararları olan bir programdı. Ve siz de ifade ettiniz, uzun yıllar yüksek faiz düşük kur dediğimiz o politikayla gidildiği zaman kronikleşmiş bir cari açıkla karşılaştık. Sonuçta pandemi dedik ya, hani pandemi pek çok dengeyi değiştirdi. İşte ilk defa Türkiye, siz demin bir şey işaret ettiniz. Ne dediniz? Ne zaman biz işte cari fazla veriyoruz? Hep kriz zamanlarında, yani daralma zamanlarında. İşte o daralma olmadan ilk kez pandemiden sonraki 2021 döneminde, yanlış hatırlamıyorsam, Türkiye hem büyüdü hem de cari fazla verdi. Dolayısıyla bunun da vermiş olduğu cesaretle aslında böyle bir dönüşüme gidildi. Bu da ne için? Hani yapısal dönüşümler gerçekleşsin. Hani sonuç itibariyle biliyorsunuz Keynesyen model neyi savunur? Düşük faiz sonuçta yatırımları cezbeder der. Tam tersine klasik iktisat teorisinden gelen parasalcılarda bilakis işte yüksek faizi ortaya koyuyor işte enflasyonu düşürmek için falan, ama enflasyon düştükten sonra baktığınızda hani tasarrufların artması her zaman yatırıma dönüşmüyor. Daha doğrusu bu kapitalizmde bir tartışma konusu. Dolayısıyla iyi niyetle böyle bir şey denendi. Fakat hata şuydu, size çok iyi katılıyorum. Yani ben açıkçası o kadar acımasız eleştirmiyorum. Çünkü her şeyin bir sebebi vardır. Durduk yere ortaya çıkmaz. Bu görüldü. Bundan bir cesaret alındı. Pandeminin getirdiği bir takım lojistik avantajlar görüldü. Ondan cesaret alındı. Fakat maalesef Rusya-Ukrayna savaşı tüm dengeleri alt üst etti. Çünkü orada çok ciddi bir arz kriziyle, arz kaynaklı bir enflasyonla karşılaşıldı. İşte orada durulacaktı belki. Bir bu, yani zamanlama diyebiliriz. Bir de şu var esasında, yani bir şey yapıyorsunuz, çok yapısal bir dönüşüm, radikal bir dönüşüm yapıyorsunuz. Onu en güzel bir şekilde iletişimini yapmanız lazım. Hani hiçbir şekilde ikna edilmeye çalışılmadı. Garip garip açıklamalarla bir şekilde hani bunu aslında insanları ikna ederek alıştıra alıştıra geçilmesi gereken bir şeydi. O da olmadı. Savaş patladı. Savaş zamanında da durulmadı. Dolayısıyla pek çok etken sonuçta yine mecburen eskiye dönmek durumunda kalındı diyorum. Siz ne dersiniz? Vallahi ben hiçbir ekonomi kuralına oturtamıyorum o dönemde yapılanları. Yani ne ortodoks ne heterodoks hiçbir yere oturmuyor. Zaten ekonomi teorisi de kapitalizmde işlemiyor gördüğümüz üzere. Yani evet, bugün dünya ile o da bambaşka bir başlık. Yani neoliberalizmin, hatta şimdi merakla bekliyorum, siparişimi verdim. Stiglitz'in yazdığı evet. Bu bütün dünyanın artık, tabii yani başka bir şey olmasıyla ona ben yani bütün dünyanın ekonomik mimarisinin de değişmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Bu her şeyi piyasaya bırakan anlayış olmuyor. Çalışmadı işte. Çalışmıyor. Bir denge, zaten onu söylüyor Stiglitz'te, bir devletle piyasa arasında bir daha düzen getirecek bir dengeyi bulmamız gerekiyor diyor, ama henüz kitabı oku. Bu sadece kendisinin Twitter'da falan yazdıkları. Daha kitabı okumadığım için bir şey söyleyemiyorum. Ama böyle bir öneri getiriyor sanki gibi. Kitaptan öyle bir şey çıkacak gibi gözüküyor. Şimdi bu bir tarafta duruyor. Ama diğer taraftan siz içeride hazırlığınızı yapmadan, İçeride bir dönüşümü yapmadan, bir reform gerçekleştirmeden bunu bu şekilde zorlayarak, faizi düşürerek bir yere götürdüğünüz zaman, yani enflasyonu o dönem biz patlattık. İçeride hiçbir hazırlığımız yoktu çünkü bununla ilgili olarak. Çok doğru. Şimdi bir fırsat var ama. Şimdi konuşmanın ilk yayının başında dünyanın endüstri politikalarına, sektör politikalarına dönmeye başladığı korumacı bir dönemden söz ettik. Şimdi aslında Türkiye'nin önünde bu anlamda kısa vadede çekmek zorunda. Çünkü onlarca yıldır Türkiye kısa vadeli sermayeyi çekmeye alışmış. Bu ilacı almadan yaşayamayan bir durumda. Şimdi ilaç değiştiriyorsunuz. Bu bünyede bir takım değişiklikler yapacaktır. Mide ağrıları yapacaktır. Kalp ritmini değiştirecektir. Beyin farklı çalışacaktır falan filan. Şimdi bütün bunlar olurken aslında Türkiye'nin önünde bir takım fırsatlar da belki var. Ama bunun için öncelikle eğitim tarafında, hukuk tarafında yapılması gereken başka şeyler var. Bunlar olmadan yapamıyorsunuz. Çünkü o ne oldu? O az önce söylediğim değerli Türk lirası ve yüksek faiz ortamı Türkiye'yi ticaret ülkesine dönüştürdü. Sanayi ülkesi olmaktan, yani o tam bir sanayi ülkesi hiçbir zaman olamadı Türkiye, ama o yönde attığı adımları vardı. Sanayileşmeyle ilgili planları, programları olan bir ülkeydi. Ama ne oldu? İthalat daha avantajlı hale geldiği için içeride ham madde ve aramalı üretimini yapmayan, bunların ticareti yoluyla bunları Türkiye'ye getirip bunları aramalı ve ham madde olarak kullanmak suretiyle üretime sokan ve arkasından da bunu bu şekilde kullanan, ihracatı için, kendi iç tüketimi için kullanan bir ülke oldu. Yani ticarileşti Türkiye'deki ekonomi. Reel sektör sanayiden ticarete dönmüş hale geldi. Dolayısıyla içeride bir reform yapmadan, hiçbir hazırlık yapmadan bunun yapılması, bu çok yavaş yavaş gidecek bir konu. idi ama öyle olmadı, öyle gerçekleşmedi. O dediğiniz Türkiye'nin hem büyüdü hem cari fazla verdi dediğiniz dönemde çok anormal bir dönemdi. Yani işte 100 yılda bir yaşanan, yani en son İspanyol gribinden sonra dünyanın ilk defa böylesine büyük bir sağlık kriziyle karşı karşıya kaldığı bir dönemdi. Onun için onu istisnai kabul etmek lazım. O farklı bir dönemdi Türkiye'de, başka bir dönemdi. Bütün dünyada öyleydi. Onun için onu bir istisna olarak kenarda tutuyorum. Ve aslında Türkiye'nin yapısal reform için şimdi, madem dünyadaki trendler de buraya girdi, bir herkes kendi yapısını dönüştürme, başka bir ekonomiye adapte olma ve aynı zamanda işte korumacılık çıktı evet bir taraftan, ama bunu yaparken de kendi bazı sektörlerini, sanayilerini doğru yapılırsa, eğer doğru yapılırsa ama kaynak sarfiyatı yaratmayacak şekilde bir şeyler yapılabilir. Ama bunu yapmak için Türkiye'nin çok çalışması lazım. Şimdi burada doğru tespitleri yapmak, dünyadaki trendleri iyi tespit etmek, Türkiye'nin nerelerde avantajları vardır, bunu nasıl kullanacaktır, bunları görebilmesi için, bunları bir strateji belirleyebilmesi için çok önemli bir, öncelikle bakın endüstri ya da bir ekonomik bir ataktan söz etmiyorum, bir çalışma atağı yapıyor olması lazım Türkiye'nin ki çok farklı yerlerden insanların bir araya gelmesi gerekiyor. Bunu da yıllarca aslında anlattık, söyledik ama bu söylediklerimiz için şimdi küresel bir fırsat da doğdu. Türkiye bunu değerlendirmek durumunda. Başka çaresi de yok Türkiye'nin. Yoksa biz hep böyle kendini yenileyemeyen, o söylediğiniz yaratıcı yıkım kavramında hep yıkılan ama yaratamayan ve sürekli olarak da büyüyen ama kalkınamayan, belki önümüzdeki yıllarda büyüyen ama kalkınamayan, işte şimdi kendini Türkiye'nin geçmiş politikaların sonucu olarak soktuğu yerde düşük büyümeye razı olmak durumunda kalan bir ekonomi ile karşı karşıyayız. Yani şu anda bir model var mı? Bence yok şu anda bir model, ama sanki eski o tekrar sıcak parayı çekmeye yönelik bir takım politikaların hayata geçtiğini, devreye girdiğini görüyorum. Bunun dışında da bir tespit yapamıyorum. Çünkü ortada biz şunları hedefledik, bunları yapacağız, bunun için şu araçları kullanacağız gibi bir yapılandırılmış bir program ben şu an için göremiyorum ortada açıkçası. Umarız sizin de söylediğiniz gibi bir an evvel yapısal reformlar gerçekleştirilir, verimlilik artışı sağlanır ve bu ne yazık ki kur kırılganlığı, cari açık gibi hassas noktalarımızdan kurtularak bir kalkınma noktasına geçeriz. Burada tabii ki hukuki düzenlemelerin yapısal reformlara ilave olarak yapılması da oldukça önemlidir. Sonuçta hepimizin memleketi, memleketimizin iyiliği hepimizin iyiliğidir. Özellikle de gençlerin, çocukların geleceği buna bağlıdır. Gençler çok önemli. Kesinlikle. Efendim çok teşekkür ederim. Son olarak teşekkür ediyorum. Bir konu varsa buyurunuz lütfen, konuştuğumuz konular arasında. İki nokta var. Biri aklımda kaldı. Bir son olarak burada bir fırsat olduğunun, şu andaki küresel trendlerin Türkiye'nin önüne bir takım fırsatları da koyduğunun altını özellikle tekrar çizmek istiyorum. Ama çok ciddi çalışmalar yapılması gerektiğini de ayrıca belirtmek istiyorum. Bir de Avrupa ile ilgili söylediğiniz bir nokta oldu. Orası da işte hep dağılma, şu bu konuluyor, konuşuluyor falan filan. Bence de dağılmayacak söylediğiniz gibi, ama bu yapısal sıkıntıları devam ettiği sürece Avrupa geride kalmaya ve demode olmaya, giderek demode kalmaya da devam edecek ki çok bariz bir örneği, parasal birliği sağlamış bir Avrupa var ama mali birliği sağlamamış bir Avrupa var. Bu mali birliği sağlayamamanın acılarını özellikle 2008 krizinden sonra çok yoğun olarak yaşadılar. Ama bir mentalite değişikliği ihtiyacı var. Geçtiğimiz günlerde Estonya diyor ki işte diyorlar ki vergileri yeknesak hale getirelim, böyle olmuyor. Estonya diyor ki benim bir avantajım zaten buydu Avrupa Birliği içerisindeki, bunu da yaparsanız ben ne yapacağım diyor. Zaten öyle bir şey söylüyor ki Avrupa Birliği'nin ruhuna aykırı. Oradan nasıl çıkacaklar? Onlar da onu bilmiyorum. Yani dağılmazlar, yıkılmazlar ama geriye giden, sürekli olarak tempo kaybeden bir Avrupa'da karşımızda var. O özellikle kafama takıldı siz söyledikten sonra, onu da söyleme ihtiyacı hissettim. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel sorular geldi sizden Nazlı Hanım. Çok keyif alarak tartıştığım bir program oldu konuları. Çok teşekkür ederiz. Bilmukabele efendim. Sevgili dinleyenler, tekrar görüşmek üzere. Sevgi ve saygılarımızla.